Herkese merhaba, hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok şükür iyiyim. Bugün sizlere arkadaşlar harika bir lezzetle geldim, harika bir tarifle geldim. Bugün patates pizzası hazırlıyoruz. Patatesten pizza hazırlayacağız sizlerle birlikte. Hem böyle sahurda da hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten bayağıca da bir top tutuyor. Tabii ben bu videoyu Ramazan'dan önce çekmiş oluyorum. Yarın da Allah'ın izniyle ilk sahurumuzu yapacağız. Sizlere de fikir olsun arkadaşlar. Rabbim yani şimdiden tuttuğumuz oruçlarımızı da kabul etsin. Ben çok heyecanlıyım. Yani her Ramazan böyle içim kıpır kıpır oluyor. Gerçekten böyle şeylere çok önem veriyorum. Bilmiyorum yani böyle kalbim yani yerinden çıkacak gibi oluyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oluyor. Çok bereketli oluyor. Gerçekten mucizevi bir şey bence. Hemen malzemelerimizi de saymak istiyorum sizlere. Yani gönül rahatlığıyla sahurda da tercih edebilirsiniz bu lezzeti. Şöyle arkadaşlar, patatesimiz bizimle. Zaten videonun başına ekledim. Öncesinde patateslerimizi haşladım. Patateslerimizi haşlamak için de sıcak suyumuz bizimle ve tuzumuz bizimleydi. Bu arada sıcak su kullanmak zorunda değilsiniz ama ben bir tık daha böyle kolaylaştırma işimi seviyorum. O yüzden kettle'ımdan sıcak su ekledim. Sonrasında tamamen arkadaşlar evinizde olan malzemelere göre farklılık gösterecektir tabii ki de. Ben bugün tamamen dolabımda olan malzemeleri kullandım. Şöyle arkadaşlar, domatesimiz bizimle, charleston biberimiz bizimle, çeçil peynirimiz, herhangi bir eriyen peynir kullanabilirsiniz. Sucuğumuz bizimle, onun haricinde şöyle sıvı yağımız bizimle, baharatlarında da kekik, kırmızı tatlı toz biberimiz bizimle, tuzumuz, pul biberimiz, karabiberimiz bizimle ve son olarak da şöyle arkadaşlar zeytin eklemesi de yapacağım. Malzemelerimiz bu kadar. O zaman artık bu lezzeti hazırlamaya geçiyorum. Patates pizzamız fırına gitmek için hazır arkadaşlar. Hemen fırınımızın derecelerini de söylüyorum. Önceden ısınmış 180 derecelik fırına alıyoruz ve üzeri nar gibi olana kadar kızartıyoruz. Herkese tekrardan selamlar, merhabalar. Patates pizzamız fırından çıktı arkadaşlar. Mis gibi de koktu. Bu arada toplam 35 dakikada pişti. Zaten yani pişecek şeyler de domatesiydi. İşte zeytini, sucuğu, biberiydi. Zaten patatesimizi önceden haşlamıştık. O zaman artık size bu halini göstermek istiyordum. Bu halini gördüğünüze göre son olarak serviste buluşuyoruz. Patates pizzamız serviste hazır arkadaşlar. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Bakın nasıl olmuş. Yorumlarınızı da bekliyorum. Gerçekten gönül rahatlığıyla sahurda da tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi ben bu videoyu öncesinde çekiyorum. Yarın inşallah ilk sahurumuzu yapmış olacağız. Artık Ramazan'da da bu arada bir haftalık olması gerekiyor. Bir haftalık stok videom vardı. Ama tabii ki de sonrasında yeniden çekmeye başlayacağım. Onda da daha çok böyle Ramazan'da arkadaşlar sahur hazırlıkları olabilir. Yani daha böyle Ramazan'a uygun tariflerle geleceğim inşallah. O zaman artık yavaş yavaş videomu da kapatmak istiyorum. Ama kapatmadan şunu da söylemek istiyorum. Bu pizza arkadaşlar normal pizza gibi elinizde tabii ki de yiyeceğiniz bir pizza olmuyor. Ama çatal yardımıyla rahatlıkla yiyebilirsiniz. O zaman artık dediğim gibi yavaş yavaş videomu kapatıyorum ve bu güzelliği artık mideye indirmek istiyorum. Çünkü karnım çok acıktı. O zaman dediğim gibi artık videomun sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Videomu da beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.